izleyiciler. Genç Akademisyenler Birliği ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ortaklığında icra edilen Söz Kampüs'ten İçeri programına hepiniz hoş geldiniz. Tercih döneminde siz değerli öğrencilerimiz ile rektörlerimizi bir araya getirdiğimiz programımızda birbirinden kıymetli rektörlerimizi ağırladık. Bugünkü konuğumuz Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Fatih Altun. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinizden dolayı. Hoş bulduk öncelikle. Değerli öğrencilerimize Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni yakından tanıma fırsatı vereceğimiz ve ilk elden tanıma fırsatı alacağımız programımızda ben sözü uzatmadan rektör hocamıza vereyim. Hocam, Kayseri Erciyes Üniversitesi hakkında genel bir çerçeve çizer misiniz bizlere? Öncelikle böyle bir programa bizleri davet ettiğiniz için genç akademisyenler ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne ben çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Erciyes Üniversitesi Anadolu'da lokasyon olarak gerçekten tarihin içerisinde olan bir ilimizdir. Yakın çevresinde olsun, il merkezinde olsun, hakikaten 6000'lik tarihi geçmişe sahip önemli bir Anadolu şehridir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak da bu lokasyona sahip ilde gerçekten sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında bilimsel faaliyetler içerisinde bulunmaktayız. Kuruluşumuza baktığımız zaman 1965 yılına dayanmakta. Ancak resmi kuruluş tarihimiz 1978 olup yaklaşık 45-50 yıldır eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden çok önemli bir yüksek öğretim kurumunun bir üniversitesiyiz. Yaptığımız faaliyetlere baktığımız zaman gerçekten Erciyes Üniversitesi şu anda 45 bin öğrenci nüfusuna ulaşmış. Yaklaşık 2600 akademisyenin olduğu, 4700 idari personelin olduğu çok büyük ve güçlü bir aileyiz biz. Bizim üniversite olarak 19 fakültemiz, bir tane meslek yüksekokulumuz ve yeni kurulmuş aşı araştırma ve geliştirme enstitüsü ile birlikte 8 tane enstitümüz bulunmaktadır. Bunun dışında da 42 tane araştırma merkezi olan adeta bilim ve teknoloji üssü bir üniversiteyiz. Onu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tabii Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli zaman dilimlerindeki faaliyetlerine baktığınızda yakın dönemde Turkovak aşısını geliştiren bir üniversite olmamız, burada saygıdeğer Profesör Doktor Aykut Özdarendeli hocamız bu konuda çalışmalarıyla her zaman ses getirmekte ve bu aşıyı ülkesine hediye etmiş bir üniversiteyiz. Hatta sadece ülkesine değil, tüm insanlığa bunu ulaştırma imkanı sunmuş bir üniversiteyiz. Tabii bu faaliyet ve çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle Kırım-Kongo kanamalı virüsüyle ilgili de faz çalışmalarına geçtiğimiz aşı araştırmalarımız devam etmekte. Aslında bu bizim sağlıkta ne kadar güçlü olduğumuzun bir göstergesidir. Tabii sağlık dışında mühendislik alanına geçtiğimiz zaman da mühendislik fakültesi çevreden yapay zeka süreçlerine kadar etkin faaliyet ve çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. Özellikle geliştirilmiş olan yapay zekada arı kolonisi ki bu aslında dünya çapında bir algoritmadır. Bu algoritmaya sahip olarak birçok öğrenmelerde ve değerlendirme süreçlerinde etkin sonuçlar ortaya konulmakta. Bu süreçlerde de mühendislik fakültesi gerçekten üzerine düşen görevleri layıkıyla yapmaktadır. Bunun dışında ziraat fakültemiz bizim Türkiye'deki araştırma üniversitelerine verilen 1004 ihtisas uzmanlık projelerini almış ve bu alanda etkin çalışmalar yapan gıda arz güvenliği noktasında da açıkçası bu çalışmalarını yöresel ürünlerin geliştirilmesi, yöresel tarımın daha ön plana çıkması noktalarında etkin çalışmalarını sürdürmektedir. İlahiyat fakültemiz, eğitim fakültemiz, edebiyat fakültemiz bunlar gerçekten alanlarında etkin faaliyetleri sürdürmekte. Tabii ben her bir fakülteye ayrı ayrı girecek olursam herhalde programın toplam süresi yetmeyecektir. O nedenle üniversitemizin genel tarihi gelişimini ve
faaliyetlerini bu çerçevede toparlamış olmak istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Tercih döneminde öğrencilerin aslında ilk dikkat ettiği konulardan biri de üniversite sonrası, mezuniyet sonrası istihdam olanakları. Kayseri'de bir sanayi şehri olarak ön plana çıkıyor. Peki üniversitemiz istihdam olanakları bakımından öğrencilere ne vaat ediyor hocam? Ben özellikle tercih döneminde öğrencilerimize her zaman kılavuzluk yapmak, destek olmak noktasında biz üniversite rektörlerinin görev olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin kararlarını doğru vermede bir katkımız olacaksa bu bizi emin olun çok mutlu kılacaktır. Öğrencilerimiz için tabii ki bu süreçler meslek belirleme süreçleri, tercihlerin doğru olması aslında bu manada da çok kıymetli ve önemli olmaktadır. Ancak öğrencilerimiz şunu bilmeli ki hangi mesleği kazanırsa kendi özelliklerine göre mutlaka mesleğini sevmeli ve bu alanda sevdiği mesleğe emek verdiği zaman da görecektir ki zaman içerisinde çok daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Onun için Kayseri bu noktada gerçekten bir sanayi şehridir. Kayseri'nin bir özelliği ithalatının iki katı ihracat yapan bir şehirdir. Aslında bu da çok kıymetli ve incelenmesi gereken bir detaydır. Tabii bu şehrimizde birliktelik, bütüncül olarak hareket etmek aslında Kayseri protokolünün de bir başarısı olarak görüyorum ben. Burada başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, özellikle Sanayi Odası Mehmet Büyük Simitçi Bey ve Ticaret Odası Ömer Gülsoy Bey'in süreçlerde hep birlikte olmamız, hep beraber hareket etmemiz şehirde birçok konunun daha rahat ilerlemesini sağlıyor. Özellikle öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca belirli dönemlerini sanayide geçirmesini biz çok arzu ediyoruz. Çünkü bizim teorik bilgilerle beraber bundan sonraki süreçlerde öğrencimizin öğrenciliği döneminde sanayide olması ve sanayi süreçlerinde teorik ve pratik bilgileri sentez haline getirmesi bence çok önemli. Burada gerek sanayi odamız gerekse ticaret odamızla birlikte Kayseri'deki 4 organize sanayi ki şu anda aktif olarak devam eden ve ciddi işletmeleriyle bünyesinde bulunduran sanayimizin üniversite öğrencilerinin gelişimine çok büyük katkıları olmakta. Onun için ben öğrencilerimize şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kayseri'de bir Anadolu şehri olarak değerlendirirken sanayisi, kültürü olan, turizmiyle çok uzak olmayan gerçekten çok önemli bir hamur olarak karşılarına çıkacak bir ili konuşuyoruz. Öğrencilerimizin genellikle kaygısı şudur. Acaba ben konaklama imkanları nasıl? Bizim Kayseri'de gerçekten Kredi Yurtlar tarafından yaklaşık 8 bin kız öğrencimiz için, 5500 erkek öğrencimiz için Kredi Yurtlarımız tarafından sunulan yurt imkanlarımız var. Bunların dışında özel yurtları da bir araya toplarsak, toplam 30-35 bin kapasiteye ulaşan bir barınma imkanını yurt ortamında sağlamış oluyoruz. Burada özel yurtları da tabii ki dahil etmiş oldum. Bunun dışında üniversitemiz tek bir kampüste, 19 fakülte bir meslek yüksekokul olarak tek kampüs olunca lokasyon olarak da zaten Kayseri'nin de Melikgazi ilçesi ile Talas ilçesi arasında bir bölgede yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir devasa alanda faaliyetlerini, eğitim öğretim süreçlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimizin özellikle Talas ilçesine yakınlığı, Melikgazi ilçesine yakınlığından dolayı çok rahat barınma imkanları da sunmaktayız. Tabii biz kampüsü yaşanabilir bir kampüs olarak değerlendiriyoruz. Bunu böyle söylediğimiz zaman havada kalmaması gerekiyor. Özellikle dünya çapında değerlendirme kuruluşu olan Green Metric tarafından da üniversitelerin kampüs süreçleri bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Orada biz kampüs olarak sürdürülebilir yeşil kampüs anlamında dünyada 85. Türkiye'de 3. kampüsüz. Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Öğrenciler açısından gerçekten yeşilin hakim olduğu, her türlü imkana çok rahat ulaşılan bir kampüs ortamını öğrencilerimize sunmuş oluyoruz. Evet, çok değerli bilgiler aslında hocam bunlar kampüs yaşam alanları.
Çünkü okul sadece eğitimden ibaret değil, üniversite sadece eğitimden ibaret değil. Aslında bir sosyalleşme alanı olarak da karşımıza çıkıyor. Peki bu alanda size sormak istediğim bir konu var. Üniversitemizin kulüp imkanları nasıl, ne düzeyde ve öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar nelerdir? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Bizim özellikle çok önem verdiğimiz konuların başında gelir. Çünkü eğitim öğretim faaliyetleri bir bütün olarak ele alındığı zaman sosyal boyutta da öğrencinin bu argümanlar içerisinde olması, kendini geliştirmesi bence çok kıymetlidir. Bizim özellikle kulüp olarak baktığınızda üniversitemizin genelinde 210 tane öğrenci kulübü vardır. Ve biz bu öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini danışman hocalarımızla birlikte takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Onların yıllık faaliyet raporlarını alıyoruz. Ve mümkün mertebe şunu da yapmaya çalışıyoruz. Özellikle öğrencilerimizi evim kampüsüm programı altında kulüp buluşmaları yapıyoruz. Bu her dönemin başında 2 gün olarak devam eden bir buluşma. Orada yaklaşık 25-30 bin öğrencimiz katıldı son programımıza. Öğrencilerimiz kulüplerle tanışıyorlar. Kulüplerle kendi özelliklerine göre bir eşleştirme yapıyorlar. Ve öğrencilerin mutlaka bu kulüplerde olmasını arzu ediyoruz biz. Kendi yeteneklerine, kendi arzu isteğine göre bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında özellikle alanında duayen isimleri tarih olur, mühendislik olur, sağlık olur, hiç fark etmez. Ki bu sene üniversite genelinde 2023 için ifade edeyim, 2024 olarak değil, 2023 yani 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde yaklaşık 240 faaliyetimiz bu oldu. Yani konferanslar, konuşmacılar, ilgisine göre öğrencilerimizin katıldığı ki her bir programa katılımların minimum 200-250 öğrencinin olduğunu düşünürsek bu toplam faaliyette çarptığınızda çok ciddi bir sinerjinin ortaya çıktığını görüyoruz. Öğrencilerimizi biz bu manada da ders olarak görmüyoruz. Ders dışında da onları kampüste tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle kampüs faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Mesela 2024-2025 eğitim öğretim yılı için biz şimdiden yapılacak faaliyetleri haftalık olarak planlamış durumdayız. Ve öğrencilerimiz eğitim öğretime gelip başladığında bu program yoğunluğu içerisinde bulacaklar kendilerini. Hatta onlara biz ilk başta bir oryantasyona tabi tutacağız. Bir uyum sürecine alacağız. Çünkü biz biliyoruz ki öğrencilerimiz ilk kaydolup geldiğinde bir mahzunluk, böyle bir üzüntü hakim olmakta. Biz bu noktada da öğrencilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onların dertleriyle dertleşmek istiyoruz ve yalnız bırakmadan o ortama uyumlarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda her bölüm hocasının danışman rehberlik hizmetlerini mutlaka yapması noktasını arzu ediyoruz ve bunu temin ediyoruz. Bunun sonucunda zaten bir 2 aylık bir süre sonunda öğrencilerimiz zaten bulunduğu ortamı kanıksamaya, bulunduğu şehri kabullenmeye ve onun bu imkanlarından değerlendirmek suretiyle de daha güzel verimli çalışmalara doğru yelken açmış oluyorlar. Evet. Hocam tercih sürecinde aslında belirleyici faktörlerin başında akademik kadro geliyor. Erciyes'in de güçlü bir akademik kadrosu olduğunu biliyoruz. Hatta bu minvalde de güçlü akademik kadrosunun sonucu olarak da Araştırma Üniversitesi unvanını elde etti. Tabii yeni bir unvan aslında bu Türkiye Türk Yükseköğretimi bakımından. Bize Araştırma Üniversitesi nedir ve araştırma üniversiteleri içerisinde Erciyes Üniversitesi'nin yeri, rolü nedir? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii burada özellikle güzel bir proje olarak görüyorum ben Araştırma Üniversitesi. Çünkü bir rekabet ortamıdır bu. Ve bu tatlı bir rekabettir evet. Aslında bana da sorarsanız. Çünkü bilimsel olarak yarışıyoruz. Arge, ürge boyutlarında ülkemize katkı sağlamak, hizmet etmek için yarışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki Erciyes Üniversitesi ilk açıklandığı günde de Araştırma Üniversitesi listesinde vardı. Günümüzde 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesinden toplam 23 üniversite araştırma üniversitesi olarak açıklanmakta, kabul edilmektedir. Biz devlet üniversiteleri arasında şu an 8. sıradayız. Bu da bizim için çok kıymetli.
Çünkü ben burada özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sonrası YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar hocamız da bu araştırma üniversitelerine 400 milyon TL'lik bir araştırma fonu sağlandı. Bu fon özellikle çalışma sıralamasındaki faaliyetlere göre üniversitelere tahsis edilmekte. Ki oradan biz Erciyes Üniversitesi olarak 25-27 milyon arasında bir fona ulaştık. Bunu odak araştırma hocalarımızla güzel projeler ortaya koymak suretiyle bu fonları amacına uygun olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Araştırma üniversitesi olmanın çok büyük avantajları var. Özellikle konu öğrencilerimiz olduğu için belki vurgulamam daha doğru olur. Öğrencilerimiz de kendilerini şöyle bir sistem içerisinde bulacaklar. Belli dünya çapındaki bilim insanlarının araştırma yaptığı ve orada önemli bir havuz sisteminin olduğu, ekosistemin olduğu ve o ekosistemde bu süreçleri inceleyen, o süreçlerde görev alan bir öğrenci profili düşünün. Evet. Aslında bu nedenle ben araştırma üniversitelerinde öğrencilerimizin tercih edip bulunması, ilgi ve meraklarına göre bu alanlardaki proje çalışmalarına dahil olma arzu ve istekleri onları başka boyuta çekmektedir. Onun için tercih süreçlerinde tabii ki bunlar da birer parametre olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerimize ben şunu da çok tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye üniversitelerinde gerçekten 208 üniversitemiz bu noktada çok etkin çalışmalar yapmakta. Biz bu süreçlerde de YÖKAK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kurumsal akreditasyonu elde eden bir üniversiteyiz. Bu da bence çok önemlidir. Çünkü biz şunu yapıyoruz. Bizim faaliyetlerimizi eksik artı yönüyle değerlendirilmesini istiyoruz. Ve bunu yaparken de kendimizi daha da iyileştirmeye, süreci daha da sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Benim bu manada da yaklaşık 50'ye yakın programım akredite edilmiştir. Onun için öğrencilerimize tavsiyem akreditasyon süreçlerinden geçmiş olan programları da göz ardı etmemelerini tavsiye ediyorum. Bu programlar aslında tercih kılavuzunda da yer alıyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Kılavuzda fakülte programının hangi akreditasyon kuruluşu tarafından ki bu kuruluşlar aynı zamanda YÖK'ümüz tarafından da tanınan, kabul edilen kuruluşlardır. O isimler orada yazmaktadır. Ben bunları da öğrencilerimizin süreçlerde, tercih süreçlerinde dikkate almalarını şiddetle tavsiye ederim. Peki hocam, aslında üniversite yaşam boyunca dünyayı tanımak da önemli. Üniversitemiz ne tür değişim programları vaat ediyor öğrencilere? Bu programlarda biz mutlaka olmaktan yanayız ve bunu özellikle Erasmus programı kapsamında da zaten ciddi manada daha çok öğrencimizin yararlanması için gayretlerimiz devam ediyor. Özellikle 90'dan fazla üniversiteyle işbirliklerimiz var, protokollerimiz var. Bu Avrupa olsun, Afrika olsun, Uzak Doğu'da olsun üniversiteleri kapsamakta. Bu üniversitelerle işbirliği olarak söylediğimiz eğitim, öğretim, değişim süreçlerimiz söz konusu. Burada öğrencilerimiz bir yıl o üniversiteden kabul aldığı üniversiteye gidip sahip olduğu mesleki eğitiminin o bir yılını o üniversitede devam edebiliyorlar. Yani o konularda bizim geride kaldığımız hiçbir süreç yok. Tam tersine öğrenci sayısı anlamında daha çok öğrenci yararlanması için gayret içerisindeyiz. Bunlar çok önemli. Hatta biz şunu da yapıyoruz. Öğrencilerimizin stajlarını bir tanesini şehirde yapıyorsa diğerini farklı bir şehirde veya farklı bir ülkede yapmasına da destek evet. oluyoruz. Bu manada da aslında stajını bu Avrupa olabilir, Asya ülkelerinde olabilir, mesleğiyle ilgili bir staj faaliyeti içerisinde olmasını da önemsiyoruz. Çünkü globalleşen süreçlerde aslında öğrencilerin hem dil eğitimi anlamında dil eksiğini tamamlaması hem de mesleki olarak aldığı eğitimin Türkiye'deki karşılığı ile yurt dışındaki karşılığını kıyaslaması açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Hatta öğrencilerimizden ağırlıklı şunu görüyoruz. Aldığımız eğitimin çok da kaliteli olduğu noktasında hemfikirler. Bizim burada yapmamız gereken tek nokta o özgüven noktasını gençlerimize aşılamaktır. Onu da verdiğimizde zaten son dönemde baktığımızda gerçekten yurt dışında bizden mezun olup da çalışan yaklaşık toplam mezun sayımız üzerinden gidersek %15, %16'sının bu manada yurt dışındaki uluslararası firmalarda çeşitli kademelerde hizmet verdiğini de görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir oran. Kesinlikle önemli. Aslında kaygılı, endişeli tercih dönemindeki arkadaşlarımız için de bu değerli bir referans. Peki hocam, bu arkadaşlarımız yani endişeli, kaygılı tercih dönemindeki arkadaşlarımız için neden tercih etmeliler? Neden Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Bu konuda da fikirlerinizi önemsiyorum. Ben programın en başında söylediğim süreci çok tekrarlamadan, tabii ki lokasyon olarak Kayseri çok önemli bir lokasyonda bulunmakta. Sanayi süreçlerimiz baktığınızda Kayseri'de gerçekten çok ciddi üretim ve ihracat yapılmakta. Dolayısıyla ihracat yapan bu firmalarda mezunlarımızın, öğrencilerimiz staj olarak mezunlarımızın alanındaki mesleğiyle ilgili olarak bulunmaları bence çok kıymetli. Onun dışında Kayseri şehri gerçekten bir öğrenci şehridir. Evet. Burada Kayseri protokolünün burada emekleri çok fazladır. Kayseri şehrinde hayat bana sorarsanız daha böyle kolaydır. Hayat ulaşım anlamında, ulaşım imkanlarına baktığınızda çok uzun mesafe ve zaman dilimi konuşulmamaktadır. Bir de yazın Erciyes'te soğuk iklimi yaşarken Soğanlı Vadisi'nde tarihi geçmiş kültürü yaşayabileceği bütünleşik bir kültüre sahip. Hemen yakınında Ürgüp Göreme ki bize çok yakındır, yaklaşık 40-50 kilometre. Aslında bunları bir araya getirdiğiniz zaman öğrencilerimiz bunları gerçekten kabullenmeye başlıyorlar. Mesela biz eğitim öğretim başlayınca bulunduğun şehri tanı turunu gerçekleştiriyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye'mizle beraber yapıyoruz. Ve Kayseri'deki böyle kültürel tarihi noktalara ziyaretler yapıyor öğrenciler. Bu sabah başlayıp akşama kadar devam eden bir günlük bir program. Öğrencilerimiz o zaman şunu söylüyorlar. İyi ki Kayseri'ye gelmişim diyorlar. Çünkü Kayseri'nin bu manadaki söylemiş olduğum avantajlarını alt alta topladığınız zaman öğrencinin şöyle bir durumu da var. Diyor ki bu üniversitedeki akademisyenler hangi alanlarda çalışma yapıyorlar, hangi kalite ve niteliğe sahipler. Aslında ben bunu da inceleyen öğrencilerimize çok takdir ediyorum. Evet. Çünkü bizim gerçekten dünya çapında isim yapmış 30'dan fazla bilim insanımız var. Bunların yaptığı faaliyetler, bunların anlatmış olduğu proje çalışmaları dışındaki dersler de bence çok önemli ve etkili oluyor. Onun için öğrencilerimiz bu süreçlerden inanın çok memnun ayrılıyorlar. Mezuniyetten sonra da öğrencilerin büyük bir kısmı %30, %35'i Kayseri'deki iş olanaklarını değerlendirmek suretiyle Kayseri'de kalıyorlar. Yani dışarıdan gelmesine rağmen Kayseri'de kalmayı, farklı illerden gelmesine rağmen Kayseri'de kalmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bunlar ben açıkçası Kayseri'mizin önemli bir avantajları olduğunu ifade etmek isterim. Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Üniversite aslında mezun olunca üniversiteyle bağım bitmemesi lazım. Peki Erciyes Üniversitesi'nin mezunlarla böyle bir bağı var mı? Mezun bağı üniversitelerle devam ediyor mu? Özellikle biz hep şunu söylüyoruz. İşte okul hayatı bitti, mezun olduk, öğrenmek bitti. Bundan sonra elimizde diplomamız var. Bir yerde iş bulup çalışacağız olarak değil, hayat boyu öğrenme devam etmek zorundadır. Çünkü bilgi sürekli sabit kalmıyor. Sürekli yerinde saymıyor. Bilginin de değişimi söz konusu. Teknolojinin de gelişmeye bağlı olarak değişimi söz konusu. Bu teknolojik gelişmelere uzak kalmamak lazım. Çağın gerekliliği neyse ona uygun olarak çalışmak, ona uygun olarak emek vermek ve mesleğinde öğrencinin daha yukarı zirveleri gözetmesi gerekir. Bu bir kere olmazsa olmazımız. İkinci olarak da orada çok haklısınız. Yani öğrenci
mezun olduktan sonra aidiyet duygusuna sahip olması çok önemlidir. Biz bununla ilgili mezunlarımıza ulaşıyoruz. Onlarla birlikte fakülte bazı programlar gerçekleştirmeye başladık ama üniversite genelinde de mezunlarımızla ilgili ortak programlar yapacağız. Çünkü Erciyes Üniversitesi bu manada mezunlarıyla birlikte çok büyük bir aile. Özellikle Türkiye'de birçok kamu kurumunda olsun, özel sektörde olsun çok üst düzey kademelerde çalışan mezunlarımız var. Bunlara ulaşabilmemiz, onlarla yaptığımız görüşmelerde de eğitim süreçlerini revize edebilmemiz, değerlendirmemiz çok önemli. Çünkü onların o tavsiyeleri kendilerinden sonraki eğitim alacak gençlerin eğitim öğretim kalitesinin artması için de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu manada da kalite süreçleri çerçevesinde olsun, genel aidiyet duygusunun gelişimi için de çeşitli programlarla mezunlarımıza bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ama öğrencilerimiz şunu bilmeli ki, kendilerini her zaman sıcak tutmalılar, bilgide hakim olmalılar. Bir bilgiye sahip olduğunda acabalar olmamalı. Eksikse tamamlaması esastır. Ve görecek ki mezuniyet sonrası aslında aranan mühendis olacağı, aranan meslek erbabı olacağını da kendisi görmüş olacaktır. Evet. Peki hocam, çok kıymetli değerlendirmelerinizi aldık. Sizin eklemek istediğiniz konular nelerdir? Ben özellikle programa davetiniz için tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Süreçlerde gerçekten Erciyes Üniversitesi, hani tabir caizse kabuğuna sığmayan, Anadolu'da yükselen bir değer, kendini birçok alandaki faaliyet ve çalışmalarıyla ispatlamış bir üniversite. İspatladığımız için de durmuyoruz, araştırma ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle birçok alanda, savunma sanayinden tutun da sağlık sektöründeki birçok alanlarda etkin projeler yapmaya devam eden bir üniversitedir. Şehrine ve ülkesine katma değer katan bir üniversitedir. Ve bu yaptığı çalışma sonuçlarını da tüm insanlığa gerçekten sunan bir üniversitedir. Biz şehirde, şehriyle, halkıyla bütünleşik olarak, protokolüyle bir bütün olarak hareket eden ve hep beraber güç birliği oluşturup çalıştığımız için de gerçekten bu başarıları ortaya koyan bir üniversiteyiz. Bunları ben başta akademik kadroma, idari kadroma ve değerli öğrencilerimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Onların ortaya koymuş olduğu güzel çalışma sonuçlarıyla biz Erciyes Üniversitesi olarak iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu nedenle ben sizin aracılığınızla kendilerine bu gayret ve emeklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimiz için inşallah hayırlı bir tercih süreci olur. Allah gönüllerine göre tercihler yapmayı nasip etsin. Ancak şunu unutmasınlar. Kazandığım meslekte acabası varsa lütfen onu tercih sırasına yazmasınlar. Yani eğer o mesleği kazandığımda acabam olacaksa, bu il olarak da olabilir, meslek olarak da olabilir. Lütfen onu tercihte bulundurmasınlar. Çünkü o tercih geldiğinde pişman olabilir. Onun dışında da mesleğini sevdiğinde, çalıştığında görecekler ki hakikaten çok daha başarılı, üstün bilim insanları olarak bu ülkeye hizmet etmiş olacaklar. Ben bu doğrultuda da onların da haklarında hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir tercih dönemi geçirirler. Bu programa tekrar davetinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.